Sessiz sakin geçen bu dönem içerisinde büyük rakibinin düşmanlığı da dinmişti. Çünkü Mary Stuart'ın ateşli kalbi sükunetini ve saygınlığını korudukça Elizabeth de sükunetini koruyordu. Bu büyük realist kadının en önemli siyasi meziyetlerinden biri de gerçekleri kabul edişi ve kaçınılmaz olana ısrarla karşı koyma çabasıydı. Elizabeth, Mary Stuart'ın İskoçya'ya dönmesine bütün gücüyle karşı çıkmış ve onun gelişini geciktirmek için her şeyi yapmıştı. Ama buna rağmen Mary Stuart İskoçya'ya gelince, değiştirilmesi mümkün olmayan bir olayla mücadele etmekten vazgeçerek, kendisini ortadan kaldırmaya yeltenmediği sürece rakibi ile dostluk ilişkisi kurmak için elinden geleni her şeyi yaptı. Elizabeth akıllı bir kadın olarak Savaş istemiyordu. Bu yanar döner ve başına buyruk kadının en büyük ve olumlu özelliklerinden biri de buydu. Zorla alınan ve sorumluluk gerektiren kararlardan korkan bir kadındı. Sadece kendi çıkarlarını düşünen bir kadın olarak her türlü müzakere ve anlaşmalardan yarar sağlamaya, aklını ve zekasını kullanarak üstünlük elde etmeye çalışıyordu. Mary Stuart'ın İskoçya'ya dönmesi gerçekleşir gerçekleşmez Lord Moray Elizabeth'e etkileyici sözler söyleyerek İskoçya kraliçesiyle inandırıcı bir dostluk ilişkisi kurmasını önermişti. Her ikiniz de genç ve mükemmel birer kraliçesiniz. Cinsiyetiniz savaşarak ve kan dökerek şöhretinizi arttırmaya çalışmanıza izin vermemelidir. Her biriniz de aranızdaki düşmanca duyguların kaynağının ne olduğunu ve hangi nedenle başladığını biliyorsunuz. Tanrı huzurunda söylüyorum ki Kraliçemizin siz majestelerinin ülkesi ya da ünvanı üzerinde hak iddia etmesini asla istemezdim. Her şeye rağmen dost olmanız ve dost kalmanız gerekir. Ama kraliçe Mary Stuart vaktiyle size bu tür düşüncelerini açıkladığı için korkarım ki bu can sıkıcı durum ortadan kalkmadığı sürece aranızdaki bu yanlış anlama sorunu sürüp gidecektir. Majesteleri bu konuda anlayış gösteremezler mi? Öte yandan, kan bağı bakımından İngiltere'ye o kadar yakın olmasına rağmen, orada bir yabancı muamelesi görmesi İskoçya kraliçesine kuşkusuz çok zor gelecektir. Acaba bu durum karşısında bir orta yol bulmak mümkün olmaz mı? Elizabeth böyle bir öneri karşısında kayıtsız kalmadı. Mary Stuart, devleti yönetmekle görevlendirdiği Moray'ın himayesi altında ve sadece İskoçya kraliçesi olarak kaldığı sürece Elizabeth için hem Fransa hem İskoçya kraliçesi olduğu dönemdeki kadar tehlikeli değildi. Bunu bütün kalbiyle istemese de ona dostluk eli uzatmasının ne sakıncası vardı. Bunun üzerine Elizabeth ve Mary Stuart arasında hemen bir yazışma başladı. Her iki sevgili kız kardeş karşılıklı olarak yazdıkları mektuplarda birbirlerine en içten duygularını iletmişlerdi. Mary Stuart, Kraliçe Elizabeth'e dostluk hediyesi olarak bir pırlanta yüzük gönderiyor. Elizabeth de bu değerli hediyeye daha değerli bir yüzükle karşılık veriyordu. Her iki kraliçe de bütün dünyaya ve kendilerine karşı bir akrabalık ilişkisi sıcaklığında tam bir tiyatro oyunu oynuyordu. Mary Stuart dünyada sevgili kız kardeşini görmekten daha büyük bir isteği olmadığını bunun için Fransa ile ittifakını bozmak istediğini, Elizabeth'in kendisine gösterdiği dostluğun dünyadaki bütün amcalarınkinden daha değerli olduğunu söylüyor. Elizabeth de sadece çok özel durumlarda kaleme aldığı büyük ve gösterişli yazısıyla ve coşkulu bir ifadeyle İskoçya kraliçesine aynı şekilde dostluk ve bağlılık güvencesi veriyordu. Ama gerçekten bir anlaşma yapmak ve kişisel bir buluşma gerçekleştirmek söz konusu olunca her iki kadın da özenle bundan kaçınıyordu. Çünkü eski görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilememiş olup her iki kraliçe de aynı noktada duruyordu. Mary Stuart, Elizabeth'i meşru kraliçe olarak tanıyan Edinburgh Sözleşmesi'ni Elizabeth kendisini halefi olarak tanıdıktan sonra imzalayabileceğini söylüyor. Bu ise Elizabeth için kendi idam kararını imzalamak anlamına geliyordu. Her ikisi de hakkından bir adım geri atmıyor ve böylece mektuplarında kullandıkları bütün bu süslü ifadeler aralarındaki aşılması imkansız uçurumu sadece gizlemeye yarıyordu. Dünya Fatihi Cengiz Han'ın kararlı bir şekilde dediği gibi gökyüzünde iki güneş yoktur. Yeryüzünde de iki hakan yoktur. O halde ikisinden birinin, Elizabeth'in ya da Mary Stuart'ın geri adım atması gerekiyordu. İkisi de bunun tamamen farkındaydı ve uygun bir anı bekliyorlardı. Ama o an hiç gelmeyeceğine göre, savaş halindeyken verilen bu sükunet ortamından yararlanmak gerekmez miydi? İnsanın kalbinin derinliklerine işleyen güvensizlik duygusu ortadan kaldırılamadığı sürece ışıksız bir alevi yakıcı bir ateş haline dönüştürmek için her zaman bir neden bulunur. O yıllarda yaşanan bazı küçük olaylar genç kraliçeyi üzüyor, devlet yönetiminde karşılaştığı sıkıntılar canını sıkıyor, gün geçtikçe bu dik kafalı ve kavgacı soylular arasında kendisini yabancı hissediyor Birbirleriyle sürekli didişen papazlar ve gizli entrikacılarla yapılan kavgalar ona çok iğrenç geliyordu. Böyle zamanlarda Fransa'ya, kalbinin vatanına kaçıyordu. Kuşkusuz İskoçya'dan öyle kolayca ayrılamazdı. Bunun için Hollurud Sarayı'nda kendisine küçük bir Fransa, en sevdiği eğlenceleri, herkesten uzak ve özgürce yaşayabileceği küçücük bir dünya, bir Trianon yaratmıştı. Holurut Sarayı'nın yuvarlak kulesinde Fransız zevkine göre şövalyelere özgü romantik bir saray yavrusu vücuda getirmişti. Fransa'dan gelirken yanında goblenler, Türk halıları, şarşalı yataklar, mobilyalar ve resimler, güzel güzel ciltli kitaplarını, Erasmus'unu, Rebelayis'ini, Ariost'unu, Ronsard'ını getirmişti. Burada Fransızca konuşuluyor ve Fransızlar gibi yaşanıyordu. Akşamları mumların titrek ışıkları altında müzik yapılıyor, birlikte oynanan oyunlar düzenleniyor, şiirler okunuyor, madrigaller söyleniyordu. Sonraları İngiliz tiyatrosunun en yüksek derecesine çıkardığı maskeli oyunlar, Manş Denizi'nin öte yanında ilk defa bu minyatür sarayda deneniyordu. Geceleri geç vakitlere kadar kostümlerle dans ediliyordu bu maskeli dansların birinde kraliçe erkekler gibi siyah ve sımsıkı bir ipek pantolon giyerken, oyun partneri olan genç şair Chastelard da kadın kıyafeti giymişti. Tabii John Knox'un infialini uyandıracak bir manzaraydı bu. Ama pürütenler, aşırı dindarlar ve bunlar gibi kafası karışık olanlar neşe içinde geçen bu partilerden özenle uzak duruyorlardı. Özellikle John Knox bütün bu Yara ateş püskürüyor ve Senjil kilisesinde vaaz verirken kürsüden öyle bir kükrüyordu ki uzun sakalı tıpkı bir saat sarkacı gibi sallanıyordu. Prensler Tanrı'nın kutsal sözlerini okumak ve dinlemekten çok müzik yapıyorlar ve konuklarla birlikte ziyafet masasına oturup eğleniyorlar gençliği zehirlemekten başka bir işe yaramayan çalgıcıları ve dal kavukları dinsel telkinleriyle içimizde doğuştan var olan gururun hiç olmazsa bir parçasını yenmeye çalışan yaşlı ve bilgi insanlara tercih ediyorlar. Ama bu genç ve neşeli grup bu eğlence katilinin iyileştirici telkinlerine çok az ilgi gösteriyordu dört meriler, Fransız terbiyesi almış birkaç soylu, dost çevrelerinin buluştuğu bu sıcak ve aydınlık mekanda, kuzeyin soğuk ve kasvetli ülkesinin yarattığı karamsarlığı unutabildikleri için mutluydular. Özellikle de Mary Stuart, krallığın soğuk maskesini üstünden atabilmekten ve kendisiyle aynı yaşta ve aynı anlayışa sahip dostları arasında genç ve neşeli bir kadın olabilmekten büyük keyif alıyordu. Böyle bir istek kuşkusuz çok doğaldı. Ama eğlencelere dalıp sorumsuzca hareket etmek Mary Stuart için her zaman tehlike demekti. Duygularını saklamak onu çok rahatsız ediyor, tedbirli davranmak dayanma gücünü aşıyordu. Ama bu duygularını gizleyememe meziyeti kendisinin bir keresinde duygularımı nasıl saklayacağımı bilmiyorum diye yazdığı gibi ona iğrenç yalandan ve en ağır hakaretten daha çok zarar veriyordu. Çünkü kraliçenin çevresindeki genç insanlar arasındaki rahat hali, onların saygı ve iltifatlarına gülümseyerek karşılık verişi ve hatta belki de farkında olmadan onları kışkırtması, bu eğlenceye düşkün azgın güruh arasında pek de yakışık almayan bir dostluk ilişkisi doğuruyordu. Ve bu durum bazı ateşli tiplerin baştan çıkmalarına da neden oluyordu. Güzelliği resimlerde pek belli olmayan bu kadında insanı tahrik eden bir şeyler vardı. Belki de bazı erkeklerin vaktiyle hissettikleri gibi bir kızı anımsatan bu genç kadının yumuşak, cana yakın ve tam bir özgüven duygusuna sahip kişiliğinde sevimli bir doğa parçası arasına gizlenmiş bir yanardağı anımsatan müthiş bir tutku yeteneği vardı.'' Çevresindeki insanlar Mary Stuart daha kendi içindeki sırrı keşfetmeden çok önce erkeklik içgüdüleriyle onun duygularına hakim olamadığını sezmişlerdi. Çünkü bu kadında erkekleri romantik bir aşkla büyülemekten çok şehvete sevk eden bir güç vardı. Mary Stuart'ın kadınsal duyguları henüz daha uyanmadığı için okşayan bir ele, bir öpücüye, davetkar bir bakış gibi bazı küçük bedensel samimiyetlere, böyle taşkınlıkların tehlikeli birer muhabbet tellallığı olduğunu bilen olgun bir kadından daha kolay izin vermiş olması mümkündür. Anlaşılacağı üzere bazen çevresindeki genç erkeklere içindeki kadının bir kraliçe olduğunu ve hiçbir cüretkar düşünceye izin vermemesi gerektiğini unutturuyordu. Bir keresinde Hepburn adında İskoçyalı genç bir kaptan ona karşı aptalca ve küstahça bir davranışta bulunmuş ve ancak kaçmak suretiyle ölüm cezasından kurtulabilmişti. Ama Mary Stuart bu can sıkıcı olayı çok hafife almış, onun işlediği suçu düşüncesizce affetmiş ve böylece küçük çevresindeki başka bir soyluya yeniden cesaret vermişti. Bu serüven tamamen romantik bir biçimde gelişmiş, İskoçya topraklarında cereyan eden her epizot gibi kanlı bir balada dönüşmüştü. Mary Stuart'ın Fransız Kraliyet Sarayı'ndaki ilk hayranı olan Monsieur Danville, genç dostu ve yol arkadaşı şair Chastelard'a Kretçe'yi duyduğu büyük aşktan söz etmişti. Mary Stuart'ın İskoçya'ya dönüşünde öteki soylularla birlikte kendisine eşlik etmiş olan Monsieur Danville'in artık Fransa'ya, eşinin yanına işine dönmesi gerekiyordu. Ama şair Chastelard, bu yabancı aşığın temsilcisi olarak, İskoçya'da kaldı. Oysa duygusal şiirler yazmak, her zaman tehlikesiz değildi. Çünkü oynanan oyun, rahatlıkla gerçek olabilirdi. Mary Stuart, genç ve şövalye kültürünün, bütün inceliklerine vakıf olan, bu Fransız protest protestanının, kendisine beslediği, saygı ve hürmet duygularını, düşüncesizce kabul ediyor hatta onun yazdığı şiirlere şiirle karşılık veriyordu. Sanatsal duyguya sahip, kaba sapa ve geri kafalı insanlar arasında yapayalnız yaşamak zorunda kalan hangi genç kadın, şu hayranlık ifade eden kıtada olduğu gibi takdir edilmekten zevk duymazdı ki. Ah ölümsüz tanrıça, işit öyle sesimi, sen ki himaye etmektesin, iktidarının kanunlarının altında, kısacası ruhum çekse de sineye, katılığını sönüp gider itiraf isteği yine de tek bir güzelliğine senin. Ve özellikle de kendisini suçsuz hissederse, çünkü Chastelard büyük tutkusuna gerçek bir aşkla karşılık verildiği için övünemiyor. Melankolik bir dille şu itiraf şiirini yazıyor. Yine de Alev, yakıp tutuşturan beni, ihtiraslarla, uyandırmıyor ruhumu asla. ...hiçbir sevgiyle senin. Kendisi de şiir yazan biri olarak... ...şiirde her zaman aşırılığa kaçıldığını bilen Mary Stuart... ...Sevimli Seladon'un aynı iştenlikteki şiirlerini... ...öteki soyluların ve dal kavukların sevgi gösterileri arasında... ...şiirsel bir takdir ve hürmet duygusu ifadesi olarak... ...tebessümle kabul ediyor... ...ve romantik bir kadın olarak... ...bu hiç de yadırganmayan iltifatların ciddiyetten uzak, geçici bir hevesten başka bir şey olmadığını düşünerek hoşgörüyle karşılıyordu. Tıpkı dört meriler gibi Chastelard'la da kendine özgü doğal ve saf haliyle şakalaşıyor, konumu itibarıyla yanına bile yaklaşması mümkün olmadığı halde onu dans partneri olarak seçiyordu. Folking dans ederken bir keresinde başını onun omuzlarına dayar gibi olmuştu. Bu gibi davranışlar namuslu kadınların iyi niyetliğinden çok bir genel ev adabına yakışır. Diye hakaretler yağdıran John Knox'un kürsüsünden üç sokak ötede bu adamın İskoçya'da alışık olunduğundan çok daha rahat şeyler söylemesine izin veriyordu. Hatta bir maskeli bolada ya da rehine oyununda bir keresinde onun alnına kaçamak bir öpücük bile kondurmuştu. Ama bu gibi yakınlaşmalar pek zararlı gibi görünmese de yine de kötü sonuçlara neden olabilirdi. Nitekim genç şair tıpkı Turquato Tasso gibi kraliçe ve uşak, saygı ve arkadaşlık, kibarlık ve terbiye, ciddiyet ve şaka arasındaki sınırı ayıramamaya, ısrarla kendi duygularının peşinden gitmeye başlamıştı. Böylelikle beklenmedik bir anda can sıkıcı bir olay yaşandı bir akşamüstü Melis Stuart'a hizmet eden genç kızlar, Chastelard'ı kraliçenin yatak odasında perdelerin arkasına saklanmış olarak buldular. İlk önce bunda yakışıksız bir durum görmeyip gençlere özgü bir çılgınlığı bir şaka olarak değerlendirdiler. Ama yine de bu çılgın genç adamı kısmen ciddi, kısmen de şakayla karışık sözlerle derhal odadan uzaklaştırdılar. Mary Stuart'ın kendisi de bu saygısızca davranışı gerçek bir öfkeden çok affedici bir hoşgörüyle karşıladı. Bu olay Mary Stuart'ın erkek kardeşinden özenle saklandı ve kısa bir süre sonra her türlü adet ve geleneği ihlal eden bu inanılmaz olayın ciddi şekilde cezalandırılmasının lafı bile edilmez oldu. Ama ona gösterilen bu hoşgörü yersizdi. Çünkü bu çılgın adam davranışının genç kadınlar arasında hafifi alındığını görerek çılgınlığını tekrarlamak hevesine düştüğü için mi? Yoksa Mary Stuart'a karşı beklet beslediği gerçek tutkuyla bütün çekingenliğini üzerinden attığı için mi bilinmez ama sarayda yokluğunu kimseye hissettirmeden fayfa giden kraliçeye eşlik etti ve Mary Stuart yarı soyunuk haldeyken bu zır deliği yeniden onun yatak odasında buldular. Onuru zedelenen kadın ilk defa korkarak bağırdı. Mary Stuart'ın attığı çığlığın odada yankılanması üzerine yan odada kalan üvey kardeşi Moray hemen içeri koştu. Artık bu olayı affetmek ya da gizlemek mümkün değildi. İddia edildiğine göre ki bu pek olası değil, Mary Stuart üvey kardeşi Moray'dan bu cüretkar adamı hemen hançerleyip yere sermesini istemişti. Ama heyecanlı kız kardeşinin aksine her olayda aklını kullanan ve bütün olasılıkları önceden tartıp biçen Moray, bir kraliçenin yatak odasında hançerlenerek öldürülen genç bir adamın kanının sadece zeminin döşemesine değil, aynı zamanda kraliçenin onurunu da lekeleyeceğini çok iyi biliyordu. Kraliçenin tamamen masum olduğunu halka ve dünyaya göstermek için, bu suçu işleyenin herkesin gözü önünde yargılanması ve şehir meydanında cezalandırılması gerekirdi. Birkaç gün sonra Çastelard'ı idam kütüğüne götürdüler. Küstahlığı hakimler tarafından büyük bir suç, düşüncesizliği kötü niyet olarak değerlendirilmiş ve oy birliğiyle en ağır cezaya çarptırılmıştı. Baltayla boynu vurularak öldürülecekti. Mary Stuart kendisi istese de bu çılgını affedemezdi. Çünkü elçiler bütün saraylara bu olayı bildirmişlerdi. Londra'da ve Paris'te kraliçenin tavrı merakla izleniyordu. Chastelard'ın lehine söyleyeceği her söz suç ortaklığının itirafı olarak yorumlanabilirdi. Böylelikle belki de kişisel olarak düşündüğünden daha sert davranmak, neşeli ve hoş vakitler geçirdiği arkadaşını bu en zor anında çaresiz ve yardımsız bırakmak zorunda kaldı. Chastelard, romantik bir kraliçenin sarayına yakıştığı gibi kusursuz bir ölüm şekliyle de öldü. Papazın her türlü dinsel yardımını reddetti. Kendisini sadece şiirin ve şu düşüncenin teselli edeceğini düşündü. Acınası mutsuzluğun kalsın üzerimde sonsuza dek. Cesur şair idam edileceği yere başı dik bir şekilde yürüdü. Giderken dua okumak yerine dostu Ronsard'ın ünlü şiirini yüksek sesle okuyordu. Selam sana mutlu ve kurtarıcı ölüm, sonsuz acıların şifası ve rahatlatıcısı. İdam kütüğü önünde başını bir daha kaldırarak suçlamaktan çok bir iç çekişi anımsatan bir feryatla ''Ey katil kadın!'' dedi ve daha sonra öldürücü vuruşu almak için başını kütüğün üstüne koydu. Bu aşırı duygusal genç bir balat bir şiir üslubuna uygun öldü. Ama talihsiz Chastelard karanlık güluh içerisindeki tek kişi değildi. Mary Stuart için ölenlerden yalnızca birincisiydi. O ötekilerden biraz önce gitmişti. Onunla birlikte bu kadının cazibesine kapılan ve onu da kendi yazgılarına sürükleyenlerin, onun için idam sehpasına yürüyenlerin dehşet verici ölüm dansı başlıyordu. Bu insanlar bütün ülkelerden çıkıp geliyorlar. Ressam Holbein'in portrelerinde olduğu gibi kemikten uğursuz bir davulun arkasından bilinçsizce sürükleniyorlardı prensler ve kral naipleri, kontlar ve soylular, rahipler ve savaşçılar, gençler ve yaşlılardan oluşan bir sürü insan her yıl akın akın İskoçya kraliçesinin sarayına geliyordu. Bunlar suçsuzken suçlu ilan edilen, işlediği günahları affettirmek için kendi trajik sonunu hazırlayan bu kadın için kendilerini feda ediyorlar, kendilerini kurban ediyorlardı yazgı bir kadına ender olarak böylesine çok ölüm büyüsü bahşetmiştir. Genç kraliçe kara bir mıknatıs gibi çevresindeki bütün erkekleri çok tehlikeli bir şekilde uğursuz bir yola sürüklüyordu. Yoluna çıkan herkes ister onun sevgisini kazansın ister kazanmasın felakete ve dehşet verici bir ölüme mahkumdu. Mary Stuart'tan nefret etmek kimseye uğur getirmemişti. Ama onu sevmeye cüret edenler bunun bedelini çok daha ağır bir biçimde ödemişlerdi. Chastelard epizodu görünüşte rastlantıdan ibaret basit bir olaydır. Kayıtsız, rahat ve güven duygusuna dayalı halinin asla cezasız kalmamasını isteyen yazgısının kanunu, kendisi farkında olmasa da ilk defa burada açığa çıkmıştır. Mary Stuart'ın hayatı ilk andan itibaren öyle biçimlenmişti ki, her zaman etkileyici bir kişilik, bir kraliçe, kamuoyuna mal olmuş bir karakter, siyaset dünyasında oynanan bir futbol topu olarak kalacaktı. Başlangıçta bir lütuf gibi görünen şey, yani erken taç giyiş, erken taç giyişi, doğuştan yüksek bir konuma sahip oluşu aslında bir lanetti. Çünkü ne zaman kendi kendisine ait olmak istese, ne zaman hayatını aşkını ve gerçek duygularını yaşamak istese bunu yerine getirmediği için korkunç şekilde cezalandırılmıştı. Chastelard olayı sadece ilk uyarıydı. Çocukluğunu yaşamadan geçen çocukluk döneminden sonra vücudunu ve hayatını ikinci ve üçüncü defa herhangi bir yabancı adama herhangi bir taç karşılığında satma pazarlığına girişmeden önce geçen kısa zaman dilimi içerisinde Birkaç ay içinde olsa kaygısızca gençliğini yaşamak, nefes almak ve yaşamdan zevk almaya çalışmaktan başka bir şey istememişti. Ama her defasında acımasız eller onu bu tatlı oyunu oynamaktan alıkoyuyordu. Şimdi de bu tatsız olaydan huzursuz olan kral naibi, parlamento ve lordlar yeniden evlenmesi için ona baskı yapmaya başlamışlardı. Mary Stuart'ın kendisine bir koca seçmesi isteniyordu. Kuşkusuz, beğendiği birini değil, ülkesinin gücünü ve güvenliğini sağlayabilecek birini seçmesi gerekiyordu. Çoktan beri yürütülen görüşmeler ve yapılan pazarlıklar birden hızlandırıldı. Çünkü sorumlu kişiler bu düşüncesiz kadının bir çılgınlık yapıp onurunu ve değerini tamamen lekelemesinden korkuyorlardı. Böylece evlilik piyasasında yeniden bir bezirganlık başlamış oldu. Mary Stuart yazgısını ilk anından son anına kadar acımasızca kuşatan siyasetin etki alanının içine yeniden çekilmiş oluyordu. Ama sıcak ve gerçek yaşamını saran bu soğuk çemberi bir an için bile olsa ne zaman kırıp parçalamaya çalışsa kendisinin ve başkalarının yazgısını da kırıp parçalamış olacaktı. Büyük politik evlilik piyasası 1563-1565. O dönemde dünyada en çok evlenme teklifi alan iki kadın vardı. Bunlardan İngiltere kraliçesi Elizabeth ve İskoçya kraliçesi Mary Stuart'tı. Avrupa'da bir kraliyet ailesine mensup olup da karısı olmayan kim varsa hemen adamını gönderiyordu. Habsburg ve Bourbon hanedanları, İspanya kralı 2. Felipe ve oğlu Avusturya Arşidükü Don Carlos, İsveç ve Danimarka kralları, yaşlılar ve çocuklar, erkekler ve delikanlılar. Siyasi evlilik piyasası hiç bu kadar dolup taşmamıştı. Çünkü bir kadın hükümdarla evlenmek, bir erkek hükümdarın gücünü arttırması için en rahat ve en geçerli yoldu. Mutlakiyet döneminin Birleşik Fransa'sı, tüm dünyayı saran İspanya ve Habsburg hanedanları gibi miras hukukuyla sürdürdükleri krallıklarını savaşla değil, evlilikle kurmuşlardı. İşte şimdi de Avrupa'nın son iki değerli tacı umulmadık bir şekilde taliplerini cezbetmektedir. Elizabeth ya da Mary Stuart İngiltere ya da İskoçya iki kraliçeden biriyle evlenerek bu ülkelerden birini ya da diğerini kazanan kimse dünya siyasetini de ele geçirmiş oluyordu. Çünkü kazanılan bu ulusal mücadele ile aynı zamanda başka bir mücadele de, dinsel ve düşünsel alandaki mücadelede kazanılmış oluyordu. Bu iki kraliçeden biriyle evlenmek suretiyle Britanya Adası bir katolik kralın ortak olacağı bir yönetimin eline geçerse katoliklerle protestanlar arasındaki mücadeledeki ağırlık kesinlikle Roma lehine neticelenmiş. Ecclesia Universalis yeryüzünde yeniden zafer kazanmış olacaktı. İşte bu yüzden bu ateşli gelin avı salt bir aile konusu olmaktan çok daha büyük önem kazanıyor, bütün dünyanın yazgısını belirleyecek bir sembol haline geliyordu. Dünyanın yazgısını belirleyecek kadar önemli olan bu konu Aynı zamanda bu iki kraliçenin yaşamını da belirleyecekti. Çünkü ikisinin de yazgısı çözülemeyecek kadar birbirine bağlıydı. İki rakipten biri evlenerek daha üstün konuma gelirse, ötekisinin tahtı sallanmaya başlayacak. Terazinin bir gözü ne kadar yukarı çıkarsa, öteki gözü de o kadar aşağı inecekti. Mary Stuart ile Elizabeth arasındaki sözde dostluk ilişkisi her ikisi de evlenmediği sürece yani biri sadece İngiltere kraliçesi öteki de İskoçya kraliçesi olarak kaldıkları sürece devam edebilirdi güç dengesi bozulduğunda biri daha güçlü olacak ötekine galip gelecekti ama bu iki gurur şimdilik kararlılıkla birbirlerine karşı çıkıyordu hiçbiri ötekinin önünde geri adım atmıyor ya da atmak istemiyordu bu korkunç düğümü ancak bir ölüm kalım mücadelesi çözebilirdi. Muhteşem bir biçimde sahnelenen bu kardeş mücadelesi dramı için, tarih aynı büyüklükte iki büyük rakip oyuncu seçmişti. İkisi de, yani Mary Stuart da Elizabeth de özel ve eşsiz bir yeteneğe sahipti. Bunların enerjik kişiliklerinin yanında bir papaz kadar donuk ve sert İspanya kralı 2. Felipe, Çocukça kaprisleri olan Fransa kralı 9. Charles, önemli bir kişiliğe sahip olmayan Avusturya kralı Ferdinand gibi, çağın öteki kralları yan roller oynayan sıradan oyunculara benziyorlardı. Onlardan hiçbiri bu iki, iki mükemmel kadını birbiriyle bütünleştiren yüksek ruh ve düşünsel düzeye pek ulaşamamışlardı. Bu kadınların ikisi de akıllıydı zekaları, kadınca kaprisleri ve tutkularıyla pek çok defa engellenen bu kadınların ikisi de çok hırslıydı. İkisi de küçük yaştan beri bugün işgal ettikleri yüksek göreve hazırlanmışlardı. Temsil yeteneği bakımından ikisinin de tutumu ve davranışı mükemmeldi. İkisinin de aldığı kültür, yaşadıkları hümanist dönemin yüksek beklentilerine uygundu her biri kendi ana dilinin yanında mükemmel derecede Latince, Fransızca ve İtalyanca konuşuyor, Elizabeth ayrıca Yunanca da biliyordu. Mektupları ifade gücü bakımından bakanlarının mektuplarını kat kat aşıyordu. Elizabeth'in mektupları akıllı müşteşarı Cecil'in yazdıklarını kıyasla daha renkli, daha canlıydı. Mary Stuart'ın yazdığı mektuplar ise Maitland ve Moray'ın akıcı bir diplomatik dille yazdıklarından çok daha mükemmel ve çok daha özeldi. İkisinin de zekası, sanat anlayışı ve prenseslere yakışır yaşam biçimleri en sert yargıçların sınavından başarıyla geçebilirdi. Eğer Elizabeth bir Shakespeare'de ya da bir Ben Jonson'da hayranlık uyandırıyorsa, Mary Stuart da aynı şekilde bir Ronsard'da ya da Dubeli'de hayranlık uyandırıyordu. Ama bu iki kadın arasında yüksek kültür düzeyine sahip olma dışında hiçbir benzerlik yoktu. Dönemin şairlerinin başlangıçtan beri tipik dramatik bir gerçek olarak hissedip ifade ettikleri iç çelişki şimdi çok daha sert bir biçimde ortaya çıkıyordu. Bu çelişki öyle bir bütünlük arz ediyordu ki bu iki kadının yaşam çizgileri bile onu geometrik bir açıklıkla ifade ediyordu. Burada Belirleyici fark şudur. Elizabeth yaşamının başında, Mary da sonunda güçlüklerle karşılaşmıştır. Mary Stuart'ın şansı ve gücü pırıl pırıl bir gökyüzünde beliren bir sabah yıldızı gibi çevresine ışık saçarak çok kolay bir şekilde ve hızla yükselmiştir. Kraliçe olarak doğmuştu. Henüz daha çocukken kutsanıp ikinci defa kraliçe olmuştu. Ama bu hızlı yükselişi gibi düşüşü de çok hızlı ve ani oldu. Yazgısı üç ya da dört münferit felaket olayı içinde toplamıştı. Yani tipik bir dram kurgusu arz ediyordu. Ve bu yüzden de her zaman bir trajedi kahramanı olarak gösterildi. Buna karşın Elizabeth yavaş yavaş ve çalışıp çabalayarak yükselmişti. İşte bunun için onun yaşamı bir destan kadar büyük bir anlatıyla betimlenebilir. Hiçbir şeye doğuştan kavuşmamış, Tanrı ona hiçbir şeyi öyle hemen bahşetmemişti. Gayrimeşru çocuk ilan edilmiş, kendi kız kardeş tarafından Tovra kaleye atılmış, ölüm cezasıyla yargılanmakla tehdit edilmişti ancak kurnazlığı ve erken yaşta kazandığı diplomatik yeteneği sayesinde gerçek yaşamı tanımayı ve sabretmeyi öğrenmesini bilmişti. Mary Stuart veraset yoluyla daha başlangıçta kraliçe olurken Elizabeth bu makama kendi gücü ve gayretiyle hiç durmadan çalışarak sahip olmuştu. Birbirinden böylesine farklı bu iki kadının hayatı kuşkusuz farklı çizgiler üzerinde biçimlenecekti. Bu çizgiler bazen karşı karşıya gelecek, bazen birbirleriyle kesişecek ama hiçbir zaman birleşmeyecekti. Çünkü ikisi arasındaki temel farklılık, birinin saçlı doğan çocuk gibi başında tacıyla dünyaya gelmesine karşın, ötekinin sahip olduğu makamı mücadeleyle ve hileyle elde etmesinden, biri doğduğu andan itibaren meşru kraliçe ilan edilirken ötekinin kraliçeliğinden kuşku duyulmasından kaynaklanıyordu. Bu temel farklılık onların her türlü kişilik özelliklerine ve rengine yansımıştı. Her iki kadın da yazgılarının kendilerine biçtiği bu özelliklerden ayrı bir güç payı çıkarıyordu. Her şeye zahmetsizce ve kolaylıkla ne yazık ki çok erken sahip oluşu Mary Stuart'ta inanılmaz bir sorumsuzluk ve özgüven duygusu yaratmış, yücelten ve aynı zamanda felakete de götüren müthiş bir atılganlığı bahsetmişti ona. Kraliçelik tacını ona tanrı vermişti. Kimse onun elinden alamazdı. O emredecek, ötekiler de ona itaat edeceklerdi. Bütün dünya onun kraliçelik hakkından kuşku duysa da hükümranlığının sıcaklığını her zaman kanında hissediyordu. Meri Stuart hiç ölçüp biçmeden her şeyi hemen ve coşkuyla kabul ediyor, kararlarını tıpkı kılıcına sarılan biri gibi aniden ve öfkeyle alıyordu. Gözü pek bir binici olarak atının dizginlerini gevşetip mahmuzlayarak ani bir hamleyle setleri ve engelleri nasıl aşabiliyorsa, atılganlığı ve yürekliliği sayesinde siyasetin zorluklarını ve engellemelerini de aşabileceğini düşünüyordu. Elizabeth için hükümdarlık etmek bir satranç oyunu, bir fikir jimnastiği ya da sürekli bir sinir savaşı demekse, Mary Stuart için de güçlü bir haz duymak, yaşamdan daha çok zevk almak, şövalyeler gibi dövüşerek mücadele etmek demekti. Papa'nın bir keresinde dediği gibi, vücudunda erkek kalbi olan bir kadındı o. Ama onu bir şiir, bir balat, bir trajedi için böylesine ilginç kılan şey, onun bu düşüncesizce atılganlıkları kendisini herkesten üstün görmesidir. Bu onun zamansız yıkılışına neden olmuştur. Çünkü son derece realist doğasıyla gerçeği dahiyane bir biçimde tanıma yeteneğine sahip olan Elizabeth, şövalye ruhlu rakibinin çılgınlığından ve düşüncesiz davranışlarından akıllıca yararlanarak ona galip gelmesini bilmiştir. Yırtıcı kuşların keskin ve berrak bakışlarını anımsatan gözleriyle bunun için portresine bakmak yeterli tehlikelerinden korkmayı küçük yaşında öğrendiği dünyaya kuşkuyla bakıyordu. Daha çocukken şans topunun bir aşağı, bir yukarı ne kadar hızlı yuvarlandığını izleme fırsatı bulmuş, krallık tahtının idam sehpasına giden yolun sadece bir adım ötede olduğunu ölümün avlusu olan Tower'dan Westminster'a varmak için bir adımın yeterli olduğunu görmüştü. Bunun için iktidarı geçici bir güç olarak hissetmiş, güven veren her şeyin tehlikede olduğunu anlamıştı. Tacını ve hükümdarlık asasını sanki camdanmış da, her an elinin içinden kayıp gidecekmiş gibi korkuyla sımsıkı tutuyor, tüm yaşamını kaygı ve kararsızlık içinde geçiriyordu. Bütün portreleri karakteriyle ilgili bize ulaşan bilgileri inandırıcı bir şekilde doğruluyor. Portrelerinin hiçbirinde göz, gözleri gerçek bir hükümdar gibi canlı, gururlu ve isteyerek bakmıyor. Asık suratı sanki bir şey dinliyormuş, bir şey bekliyormuşçasına kaygı ve korkuyla gerilmiş gibidir. Dudaklarında kendine güvendiğini belli eden en küçük bir gülümseme belirtisi, bir neşe parıltısı yok değerli taşlarla bezenmiş şarşalı elbisesinin içinden ürkek ürkek ve aynı zamanda kendini beğenmiş bir eda ile bakan solgun yüzü sanki bu süslü elbisesinin içinde üşüyormuş gibi görünüyor. İnsan onun bu görüntüsüne bakınca yalnız başına kaldığı, üstündeki şarşalı elbisesi, kemikleri çıkmış omuzlarından kaydığı, ince ve zayıf yanaklarına sürdüğü boya silindiği zaman bütün asaletinin hemen kaybolduğunu ve geriye şaşkın şaşkın bakan, vaktinden önce yaşlanmış zavallı bir kadın dünyaya hükmetmek şöyle dursun kendi çaresizliğine bile hükmedemeyen acınası bir insan gördüğünü hisseder. Böyle çekingen bir davranış bir kraliçede herhalde hiç de kahramanca bir etki bırakmazdı. Sürekli tekrarlanan bu çekingenlikler, tereddütler ve karar verememe hali bir kraliçe için kesinlikle uygun bir durum değildi. Ama Elizabeth'in bir devlet adamına yakışır büyüklüğü romantik olmaktan çok başka bir alandaydı. Onun asıl gücü cüretkar planlarda ve kararlarda değil, aksine arttırmayı, güven altına almayı, tasarruf etmeyi ve biriktirmeyi hedefleyen devamlı ve ısrarlı çalışmalarında aslında tamamen orta sınıfa mensup bir ev kadınına özgü meziyetlerinde gizliydi. Kusurları, korkaklığı ve ihtiyatlılığı devlet adamı anlayışı bakımından özellikle verimli olmuştu. Mary Stuart ne kadar kendisi için yaşadıysa, Elizabeth de ülkesi için yaşamıştı. Elizabeth realist bir kraliçe olarak hükümdarlığı sorumluluk gerektiren bir meslek olarak görüyordu. Buna karşın duygularıyla hareket eden Mary Stuart, kraliçelik makamını sorumluluk gerektirmeyen bir meslek olarak algılıyordu. Bir başka anlamda her ikisinin de güçlü ya da zayıf yanları vardı. Kahramanlığı ve çılgınca cesareti Mary Stuart'ın felaketi olurken, Elizabeth'in tereddütü ve kararsızlığı oynadığı oyunu kazanması sonucunu doğurmuştu. Çünkü siyasetteki ağırdan alma dirayeti, Engellenemez bir güce, ayrıntılı olarak hazırlanmış bir plan, aniden kabaran bir coşkuya, realizm romantizme her zaman üstün gelmiştir. Ama bu kız kardeşler mücadelesindeki tezat çok daha derinlere dayanıyordu. Elizabeth ve Mary Stuart sadece kraliçe olarak değil, aynı zamanda kadın olarak da tamamen zıt kutupları temsil ediyorlardı. Sanki doğa bu iki ünlü kadının kişiliğinde en küçük ayrıntısına varıncaya kadar tarihsel öneme sahip bir antitez yaratmak istemişti.